Egemen TV'nin değerli izleyenleri, bugünkü konu başlığım eğitim, eğitim, eğitim. Eğitimde öyle bir noktadayız ki her yerde üniversite var Türkiye'de. Çok şükür. Okullarda binlerce öğrenci var. Evet. Ve bugünlerde okul öğrencileriyle ilgili tartışmalar da bir yandan devam ediyor. Bunu neden gündeme aldım? Çünkü okulları bitiren, üniversiteyi bitiren binlerce genç, doğal olarak biz üniversite mezunuyuz ve üniversite mezunu oldukları için de o mezuniyet alanına göre iş bekliyorlar. Kendilerine göre haklılar. Ama ne oluyor? Onlar bir kenarda. Yani üniversiteli işsizler ordusu var Türkiye'de. İşte bu noktada Denizli'de DESİAD Sivil Toplum Örgütü Denizli Sanayi İş Adamları Derneği güzel bir açıklama yaptı, çalışma yürütüyorlar ve geçen günde bir açıklamaları vardı ve arkadaşlardan da rica edeceğim bu program içerisine o açıklamayı da lütfen koyalım arkadaşlar. Çünkü DESİAD meslek liselerini memleket meselesi haline getirmeye çalışıyorlar. Tabii bu başlıkta bizim arkadaşların başlığı. Yani DESİAD yola çıktı ve diyor ki artık hemen her yerde her türlü okul açılmasından yana işlerliği olan sanat okullarının tekrar hayata geçirilmesi önemli. Sanayi devrimini ıskalayan ve bunun sıkıntılarını yaşayan ülkemizin bugünün teknoloji devrimini kaçırmaması, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmaya ulaşabilmesi, gittikçe zorlaşan küresel rekabette yerini alabilmesi ve nitelikli iş gücünü karşılayabilmesi için yetişen genç nüfusumuza gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmenin en doğru yolunun ve yönteminin meslek liselerinin yaygın ve etkili olmasından geçtiğini bugünün dünyasında gelişmiş ülkelerde yaşanan süreçlerde çok net görebiliyoruz. Yani liseden çıkan arkadaşlar hayattan kopmadan yine kimisi makinacı, kimisi üretimci, kimisi tamirci, kimisi bilgisayarcı olabilmeli. İşte bunun için de eğitim sisteminin yeniden sil baştan Türkiye şartlarına ve üretim şartlarına göre yenilenmesi gerekiyor. DESİAD'ın da dediği bu. Yani burada belki 100 mezun öğrenciden 20 tanesine mezuniyet anında iş bulabilirsek ne mutlu bize diyorlar. Bundan dolayı da DESİAD yöneticilerini ve DESİAD Başkanı Nuri Bey'i gerçekten tebrik ediyorum ve onlarla ilgili haberler de yaptık ama bu yorumun içerisinde onlara da yer vereceğiz. Eğitimde ikinci önemli nokta var. Şimdi biliyorsunuz OSB'lerin içerisinde okullar kurulmaya başladı ama Ege bölgesinde en aktif ve farklı bir okul Denizli Organ Sanayi Bölgesi'nde. Dostek var. Yani Dostek'te öğrendiğim kadarıyla yeni başkanı Derya Baltalı'yla da konuştum. Sayın Derya Baltalı'yı da buradan tebrik ediyorum. Çünkü Dostek'te 1100'e yakın, yani 1100'e yakın öğrenci var. Ve bunlar okuyorlar. Ve okudukları sürece de organ sanayi içerisinde fabrikalarda iş bulanlar veya staj yapanlar çalışıyor ve full okul. Şimdi burada, bakınız burada da Derya Baltalı'nın ve organize sanayi yönetiminin şöyle bir talebi var. Honaz'daki okullarda yeterli öğrenci yok. Gerçi üniversiteler gece bölümlerini kapattı ama bakınız tekrardan diyorlar ki Pamukkale Üniversitesi Honaz'a bir meslek yüksekokulunu kursun. Kursun mu? Bu talep doğru mu? Doğru. Arkasındayım sonuna kadar. İster 2 yıllık, ister 4 yıllık. Ama gece eğitim versin. Bu Dostek'ten mezun olan çocuklar
Hemen geçsinler orada Honaz'da eğitim alsınlar ve geceleri okusunlar, gündüzleri gelip organizede çalışsınlar. Yani hem okuyan hem de üreten bir gençlik olsun. Bundan daha güzeli var mı? Bunu kutlamak ve tebrik etmek gerekmiyor mu? İşte bu konuda ben Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın Ahmet Kutluhan'ı buradan bir kez daha uyarıyorum. Sayın Rektör, lütfen bu sese kulak ver. Bu sese kulak verin ve bu ses yankılansın. Yani öğrenciler hem okusunlar hem de iş sahibi olsunlar. Yani üniversiteler işsizler ordusuna eleman yetiştiren kuruluşlar olmamalı. Peki bu lobiyi, bu gündemi kim takip edecek? Denizli lobisi. İşte burada Denizli lobisi İhracatçı Birliği Başkanı Sayın Memişoğlu'na, Ticaret Odası Başkanı Sayın Uğur Bey'e, Uğur Erdoğan'a, Sayın Sanayi Odası Başkanı'na ve bir yılın odalara iş düşüyor. Ve bu işin lütfen takipçisi olun. Ama bu işi kim takip edecek? İşte bu lobi hareketini ve bu eğitim hareketini lütfen Denizli milletvekilleri, sokaktaki isimlerinizi bir kez daha canlandırmak ve işleri Denizli lobisinin elinden tutmak için sizden vatandaş Ahmet olarak şimdilik bir ricam var. Bu Denizli Organ Sahi'nin talebini lütfen Ankara'da çözün kardeşim. Sayın Şahin Tin, sanayicilerin vekilisiniz. Sayın Cahit Özkan, Sayın Nilgün Ök. Siz aynı zamanda hükümetin ekibisiniz ve bunu çözebileceğinize inanıyorum. Ama diğer milletvekillerimiz Gülizar Biçer Karaca, meclis başkan vekilisiniz Sayın Karaca. Dile getirin lütfen. Şeref Arbacı, siz de sanayicinin içinden gittiniz. Diğer taraf Yasin Öztürk, siz de makine mühendisisiniz, sanayicinin halini anlıyorsunuz. Sema Sirkin'in, evet siz de Denizli'nin gelinisiniz ama Denizli'nin sorunlarına hakimsiniz. Bunun için Sayın 7 milletvekilinden bu Denizli gündemini ve Denizli lobisini takip etmelerini ve bir an önce eğitimdeki bu isteklerin yerine getirilmesini Denizli rica ediyor, vatandaş Ahmet olarak da takip ediyorum. Çünkü çok önemli. Eğer Denizli'nin bu sorunu çözülmeyecekse, bunu Pamukkale Üniversitesi rektörlük çözemeyecekse, bunu 7 milletvekili dile getirip çözemeyecekse, biz medya olarak bu işin arkasındayız. Ankara'da sesimizi duyuruncaya kadar sesimizi yükselteceğiz. O zaman gelin eğitimle ilgili sesimizi politikacılar, STK'cılar, platform ve lobi olarak birlikte yükseltelim. Bu sorunu da çözelim diyorum. Ne dersiniz? Evet diyorsanız katılın bize. Yürüyelim birlikte. Her şey gönlünüzce olsun.